kabus gördüm. Çok çok kötüydü. Ne gördün peki? Ya benim Feriha ile konuşmam lazım Lara. Cansu. Ya Lara korkma. Ona zarar verecek değilim. Anlamıyor musun? O gece bir cinnet anıydı. Artık öyle değilim. Artık iyiyim. Ya tamam iyisin ama ya ne gerek var şimdi Feriha ile konuşmana? Ya onların tarafı yeterince karışık zaten. Ya bırak dağınık kalsın. Yok. Benim onunla konuşmam lazım. Ya ben onu Emir'i öldürmeye kalktım. Ya şimdi dönüp hiçbir şey olmamış gibi onlarla tesadüfi bir karşılaşma yaşayamam. Belki Emir'in yüzüne bir daha hiç bakamayacağım ama Feriha ile en azından bunu denemem lazım. Cansu, senin bir mahkemen var. Ya şu an Feriha ile konuşmaya çalışman senin için iyi olmaz. Hem sen nasıl karşılayacağını bilmiyorsun. Ya içini döküp rahatlamak istiyorsun ama ya alacağın tepki belki seni daha da kötü yapabilir. Bunu da düşün. Aa, Sarım Hanım'dan vize aldın mı? Ya yakında bileğime kelepçe falan takmak isterse şaşırmayacağım ama şiştim artık evde. Daraldım yani. Yarım saat önce gelseydin buradaydı. Ya annenle mi konuştu? Ya Hande gelince annemi bekleyemeden gittim. Hande mi? Ne alaka ya? Bilemiyorum. Ya baksana ya şu Nebar Hanım Sarım Hanım'la aile dostuydu değil mi? Yani Levent Bey'le Bülent oradan tanıyor. Evet de niye ki? Yani Levent Bey'le eski dostlar. Bülent de daha samimi sanırım da niye soruyorsun? Selam, ben geldim. Hoş geldin Tülin abla. Cansu ne haber? İyi, sen? Sanem'in senin burada olduğundan haberi var mı? Yok. Yani şey ben evde çok daraldım da biraz hava alayım dedim. Lara sana eve kadar eşlik etsin o zaman.